macerlarını hayal ederim. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası'nda bulunan bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilenmekte ve bunlarla ilgili çalışmaları devam ettirip bu bölgelerdeki yaban hayvanlarının doğada tutunmasını ve doğaya dönmesini için bütün çalışmaları belirli kurumlarla koordinasyon halinde devam etmekte. Son zamanlarda Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile beraber eskiden yaralı ve doğadan düşmüş, doğaya tutunamamış hayvanların getirilip tedavisini yapıp tekrar doğaya kazandırmaktaydık. Yalnız bizim amaçlarımızdan birisi, rehabilitasyon merkezinin amaçlarından birisi, doğal hayatta ekolojik dengeye, tür tayinine, yani nesli tükenmekte olan hayvanlara ve bu bölgedeki habitatın şeklini yansıtmak için ölü olarak bulunan hayvanların da rehabilitasyon merkezimize getirilmesi ve bu rehabilitasyon merkezimizde işaretlenerek hangi bölgede hangi hayvanın olduğunun kayıtlara geçmesini sağlamak için yeni çalışma başlattık. Doğada ölü olarak bulunan, bunlar genellikle son olarak bir yıl içerisinde bir porsuk, bir tane susamuru, iki tane vaşak, bir tane ayı yavrusu doğada ölü olarak, iki tane de yaban keçisi ölü olarak bize getirildi. Buradaki amacımız şu: hem ölüm nedenini tespit edip bundan sonraki sorunları aslında çözüm yolları üretmek. İkincisi de bu bölgede hangi hayvanların yaşadığını literatürlere geçirmek. Susamuru veyahut porsuk doğada çok az görünen hayvanlar. Bunlar genellikle az görülmesi neslinin tükendiği anlamında değil, insanlarla temas halinde değil. Bunlar gece hareket halinde olan hayvanlar. Trafik kazasında olmuş ölen bir porsuk Bitlis'ten bize getirildi. Dolayısıyla susamurunun bundan sonra Bitlis'te yaşadığı ve orada gerekli önlemlerin alınması gerektiği için ilgili birimlerle koordinasyon haline geçeceğiz. Mesela bu sene Yüksekova'dan iki tane, Hakkari'den iki tane ölü olarak, trafik kazası ve yaralanmaya bağlı olarak iki tane vaşak getirildi. Vaşağın burada yaşadığının artık ve bunların ölüm nedenleri hakkında hazırlanan rapor gerekli yerlere gönderilecek. Bunun için hem araştırmacılara, hem ülkemizin ekosistemindeki kayıtlara, hem de bizim kendimizi yetiştirmek sebebi hazırlıklı olmak için, yani bundan sonra bu hayvanlar bizim rehabilitasyon merkezimize yaralı olarak gelebilir. Bunun hakkında ne gibi çalışmalar yapılması gerektiği için biz bunlarla hazırlığımızı önceden almak için bu çalışmaları yürütmekteyiz.